Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorlarımız golva.com'un ve Kayseri Özel Ümmü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Uzun zamandır selam vererek başlamıyordum. Tüm kardeşlerimize selamlar olsun. Arkadaşlar varsa bir derdiniz, sıkıntınız Allah gidersin inşallah. Bu şekilde de güzel bir duayla başlayalım ki son günlerde mesela geçmek bilmeyen bir hastalık var. Bizde çocuklarda muhtemelen sizin orada da aynıdır. Allah herkese şifalar versin. İnşallah tez zamanda bir kar yağışı olur. Kayseri'de güzel yağmur yağar da inşallah bir de kar yağışıyla süslenir her taraf. Ve mikroplar kırılır. İnsanlar biraz daha sağlıklı hale bürünür diyoruz. Evet, yarın dev derbi var. Ve Fenerbahçe taraftarları biletlere hücum etti. Bu konuda da söyleyecek çok ciddi birkaç cümlem var. Biliyorsunuz Galatasaray'la yarın oynayacağımız komedi maçına normal Süper Lig maçında kombinelerle birlikte toplam satılan bilet sayısı 44.000'i geçti. Tabii öncelikli olarak Yüksek Divan Kurulu kongre temsilci üyeler için satışa sunuldu. Sonrasında da bu da tam kısa süre içerisinde bitti. Ardından ise genel satış vesaire gibi durumlarda ise maalesef kapış kapış oldu. Sosyal medyada şunu çokça görmeye başladım. İşte bilet şu kadardır, şu kadar 1000 TL'dir, bu kadar 1000 TL'dir diye hayretler içerisindeyim. 14.000 TL fiyat çekilen biletlere şahit olduk ki kulüp bu konuda bilgilendirildi. Yani bazılarının tribüncülüğü 5.000 lira ile 14.000 lira arasında değişiyormuş, onu da öğrenmiş olduk. Ben kulübümüze rica ettim, bak dedim ki size çok güzel bir proje. Asla ve asla taraftar devretmesin. Taraftar eğer bilet devrediyorsa bu sıkıntıdır. Taraftar bileti devrederken yani bunun bir standardı olsun. Kulübe devretme hakkı olsun. Almak isteyen de kulübe versin. Gerekirse Matchworld sitesinden açık arttırmayla satın. Satın kardeşim şu bilet, şu sıradaki şu bilet açık arttırma. 1000 lira, 1001 lira, 1002 lira, 1004 lira, 1005 lira. İşte bu 5 dakika içerisinde bununki bitecektir. Öbürüne geçtin 5 dakika içerisinde. Öbürüne geçtin. Harbi söylüyorum ya, bunu yapın. Bunu yapın abi. Kulüp kazansın açık arttırmadan. Ben söylüyorum abi. Bunun mutlaka ve mutlaka önümüzdeki sene bu şekilde bürüsünler. Abi Galatasaray maçı. Bilet fiyatı ne 1000 lira yapacaksın ya. Açık arttırma. Matchworld sitesinde forma satar gibi açık arttırma. Parayı da anında yatırmak zorundasın. Yatırdın. Yatırmadın. Bir daha hiçbir açık arttırmaya giremeyeceğin şekilde bir sistem olması lazım. Ya da peşinen hesapta şu kadar para olması lazım ki anında çekilmesi için. Yani buna da kulübümüzün dikkat etmesi lazım. Önümüzdeki sene satılan kombinelerde dediğim gibi şahsa değil de kulübe devir olsun abi. Kimse şahsa devredemesin. Hocam akrabasına şununla buna hiç kimse devredemesin abi. Bu iş kara borsacılığa gidiyor. Bu iş sahtekarlığa gidiyor. Yapmayın etmeyin ya. Ya o gün tribünde kaç tane Galatasaraylı Beşiktaşlı olacak? Kaç tane? Ziraat Türkiye Kupası'nda program açıklandı diyor. Şimdi Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçları açıklandı arkadaşlar. 17, 18, 19 Ocak tarihinde yapılacak müsabakalar. Yani çift maç haftası olayı burada giriyor. Salı günü Galatasaray Alanya deplasmanında. Bakın deplasmanda. Bu açıdan ben sevindim. Çarşamba günü Beşiktaş Ankara deplasmanında hem de 18 Ocak. Belki de inşallah kütür kütür soğuğun karın olduğu bir zamanda. Trabzonspor Ümraniye deplasmanında olacak ama İstanbul normal şartlarda. Perşembe günü ise Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'la eşleşecek. Bunun da böyle bir durumu var arkadaşlar. Aynı zamanda maçlar açıklanmış. Fenerbahçe'nin fikstürü, Fenerbahçe maçları açıklanmış. Buna dair de kısaca muhtemelen yorumumu isteyeceksiniz. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Pazar Galatasaray, Pazar Gaziantep, Perşembe Rize, Pazartesi Ümraniye, Perşembe Kasımpaşa, yanlışım varsa düzeltim, bak Perşembe Kasımpaşa, Pazar Kasımpaşa, Ümraniye ile Pazartesi, Pazar Ümraniye ile Pazar Kasımpaşa, Perşembe günü Adana Demirspor, Pazartesi Konya maçı, ardından Pazar günü Kayseri Spor maçı ve bir hafta bay geçeceğiz orada ta ki 26 Şubat'a kadar orada bir boşluğumuz var. O arada da muhtemelen tamamen yaralar, sarılar, tedaviler olur. Şimdi baktığın zaman ikinci devrenin
1, 2, 3, 4, 5. maçı bittikten sonra 2 haftalık ara olması da şahane. Çünkü transferi 12'sinde yapıyorsun. Yani 12'sinde yapıyorsun ama Gaziantep maçı ligin son hafta maçın ama yeni transferini oynatabiliyorsun. Böyle enteresan bir transfer sezonu fikstürü koymuşlar. Bu açıdan da iyi. Şimdi biz konularımıza geçelim. Valencia ile üçlü olur mu? Derbide herkes kendince sürprizlere hazır olması gerektiğini söylemiş. Jesus'un ileri uçta formda olan Michy Batshuayi ve Joshua King ikilisinden vazgeçmesi beklenmiyor demiş. Bu arada bana kalırsa Batshuayi formda değil, King formda. Batshuayi sadece formda görünüyor. Bence Batshuayi formda değil, onu söyleyeyim. İyi haliyle bunlardan vazgeçemeyince de Valencia için de seçenek gündemde. İyi Enner Valencia'nın dizindeki ağrıları geçti. Antrenmanları da takımla çalışıyor. İlk 11'de olacak mı olmayacak mı? Hani ileride üçlü denese nasıl olur diye soruyorlar. Ben pek sanmıyorum ama şöyle bir ihtimal var. Kanatta King, hücum ikilisinde Valencia Batshuayi ile hücum presi. Sağ kanatta İrfan Can'la sürprizler. Orta ikili de Crespo Arao. Savunmada Serdar Aziz, Atilla Salahi. Sol bekte Ferdi, sağ bekte Osayi düşüncesi hakim. Şu an için kadro bu şekilde ama değişiklikler olabilir. Crespo transferi 12 artı 3 milyon euroya bitebilir. Evet, sürpriz bir haber. Fenerbahçe'nin başarılı orta savunucusu Miguel Crespo transfer haberiyle gündemde diyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Atletico Madrid ve Napoli ile anılan futbolcu Sevilla'nın radarına girmiş. Tabii biz burada MHYB diyoruz. Hocam MHYB ne? Ya Mustafa Hoca inebildi diye bir esprimiz var. Kendi aramızda şakalaşıyoruz. Yoksa çok ciddiye aldığımız bir durum değil. Ben Sevilla olayını çoktan söylemiştim. Ama bak Atletico Madrid kimsenin inanmadığı dönemde ben Atletico Madrid derken alay edenler şimdi her haberinde Atletico Madrid ismini kullanıyorlar. Ya bu da bizi gururlandırıyor, sevindiriyor en azından. Onu da söyleyeyim. Yani iyi tarafı şu. İyi tarafı şu, Fenerbahçe futbolcusunu herkes istiyor ama haberde diyor ki Sevilla 13 12 artı 3 milyon euro bedelle bitirecek diyor. Crespo iyi bir oyuncu ama Sevilla için öncelik değil. İspanyol ekibinde teknik direktör Sampaoli'nin başka bölgelerde öncelik olduğu, sportif direktör Monchi'nin devre arası transfer döneminde parayı orta saha transferi için kullanmasının beklenmediği aktarılmış. Crespo 1,5 milyon euroya transfer oldu. Ben sonraki satıştan %20 pay maddesi var diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Pereira ile İsmail Kartal'a ve Jesus döneminde takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Bu sezon 17'si ilk 11'de olmak üzere 23 maç, 2 gol, 3 asist yaptı. 2024'e kadar da sözleşmesi var. Ben yaz transfer döneminde Crespo'nun Fenerbahçe'de kalma ihtimalini çok düşük görüyorum. Yani çok çok düşük görüyorum Fenerbahçe'de kalma ihtimalini. Ama şöyle bir durum var. Abarttığınız kadar iyi futbolcu mu? Daha mı iyi futbolcu? Yoksa abarttığımız kadar iyi futbolcu değil mi? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Ama şu bir gerçek. Şu bir gerçek. Biz aynı Crespo'yu bugün satın alacak olsak en kötü 10 milyon euro kasamızdan çıkar. Peki hocam 15 milyon euroya ne dersin? Hani senin yorumlarını seviyoruz. Değerli buluyoruz. Kıymetli buluyoruz. Hani sen açık açık bu kadar etmez diyebilen bir adamsın. Ne diyorsun? 40 milyon euro eder mi? 50 eder mi? 100 eder mi? Ben şunu söyleyeyim. Crespo 12 artı 3. Yani artı 3 ne için artı 3? Belli bir maç oynarsa artı 3 mü? Seviye Şampiyonlar Ligi'ne falan giderse artı 3 mü? Yani belli bir maç oynarsa artı 3 giderse bence çok iyi bir fiyata gitmiş olur. 12 artı 3 bence iyi bir fiyattır. Ay. Hocam inanılmaz. Devasa. Kesinlikle bu fiyat gelirse gitsin dediğin 22 ve üstüne kesinlikle bu fiyat gelirse gitsin derim. Onu da söyleyeyim. Yani 22 artıya kesinlikle ve kesinlikle gitsin derim. Ama yani bir 30-40 bence hayal. Bence hayal. Hayal dünyasına uyarın. O kadar kimse vermez. Ha şu var. O kadar etmesi için Fenerbahçe'nin uluslararası bir başarı elde etmesi lazım. Avrupa'yı bir başarı elde etmesi lazım.
hiç olmasa bir yarı final, Avrupa'da bir yarı final görmesi lazım. Anca o zaman. Anca o gibi durumlarda, yoksa yok. Yani durum bu arkadaşlar. Son olarak da Aboubakar'ın iki seçeneği Fenerbahçe mi Manchester United. Şimdi arkadaşlar Al Nassr'da sosyal medya yıkılıyor. Yani Al Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun lisansının çıkarılması için Aboubakar'la yolların ayrılacağını belirtmişler. Son dakika gelişmesi olarak. Yani Aboubakar kesinlikle gidecek, yoksa yoksam yok demişler. Bu da bana biraz tuhaf geldi. Yani milyonlarca euro para veriyor. Ama diyorlar ki yani ama yani onun lisansa çıkması için Aboubakar gidecek. Bizim şey gibi Faletten'in lisansını çıkarmak için Moses'tan çıkıp Sadık'ın da biraz indirime gitmesiyle lisans çıkarmamız gibi bir durum yani. Komedi yani. Şimdi iki takım ilgileniyormuş Aboubakar'la. Birisi Fenerbahçe, birisi Manchester United. Bir kere bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar hangi akıl tutulmasının içindesiniz? Yani nasıl bir girdaptasınız? Ya bir futbolcuyu hem Manchester United istiyor hem Fenerbahçe istiyor. Siz diyorsunuz ki Fenerbahçe'ye gelecek. Yani neyse ben haberi okuyayım. Aboubakar'la bu iki takım ilgileniyormuş. Suudi basında yer alan habere göre Ronaldo'ya lisans çıkarabilmek adına yabancı oyunculardan biriyle yollar ayrılacakmış, ama parasal değilmiş bu, yabancı sınırıymış herhalde. Al Nassr'ın bu doğrultuda gözden çıkardığı ilk isim Aboubakar olmuş. Kamerunlu golcüyle iki takım ilgileniyormuş. Bu sezon 12 maça çıkıp 4 gol 2 asistlik performans sergile diyor. Ben şeyi çok merak ediyorum ya. Yani Aboubakar'a karşı bakış açınızı çok merak ediyorum. Ya arkadaşlar, canım arkadaşlarım. Ben öyle hani ukala bir adam değilim. Hani dediğim dedik, çaldığım düdük illa benim dediğim olacak diye bir şeyim yok. Böyle bir beklentim yok. Bak beni yanlış tanımayın, yanlış tanımlamayın. Ama şunu söylüyorum. Ya bir futbolcu, bir takıma bak, bir insan bir kere sahtekarlık yaptıysa, bir kere hırsızlık yaptıysa, bir kere çaldıysa, çırptıysa, yediyse, bu haram bünyeye girdiyse, yani o haram bünyeye girdiyse bir daha yapabilir. Ya da bir adam bir kişiyi öldürdüyse bir kişi daha öldürebilir. Ya bu adam gidip Beşiktaş'a kazık atmadı mı? Yani Beşiktaş'a kazık attı mı atmadı mı arkadaşlar? Siz bana bunu söyleyin. Ne diye? Yani sakatım, oynayamam falan filan diye. Oynasaydı sözleşmesi otomatik uzayacaktı. Beşiktaş'tan gitmek için kazık attı mı attı. Fenerbahçe'yi atmayacağını kim garanti ediyor? Ben çok merak ediyorum. Fenerbahçe'ye kazık atmayacağını kim merak ediyor? Yani kim garanti ediyor? Ya hocam bu mantıkla bakarsak her futbolcu kazık atabilir. Bu mantıkla bakmıyorum ben. Ben diyorum ki size bak, Beşiktaş taraftarı Aboubakar'ı bağrına bastı. Hatta utanmasa da gece koyunlarını alacaklardı. O kadar sevdiler. Ya bu adam, bunu yapan adam Fenerbahçe'ye hiçbir şey katmaz gibi geliyor. Yani bu benim şahsi fikrim. Ha hocam Aboubakar kaliteli topçu, istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Arkadaşlar bakın. Ne derseniz deyin. Şu anda benim gözümde Serdar Dursun bile Aboubakar'dan daha işe yarar. Çünkü ligi biliyor, Türk kontenjanı var. Jesus'la aylardır çalışmış. Yani ben bilmiyorum ya. Yani işin bir de o boyutu var demek geliyor. Ben Aboubakar ismine sıcak bakmıyorum ya. Yani bu benim şahsi fikrim. Ha şunu söyleyeceğim. Bir 27-28 yaşındaki sakatlanmayan Aboubakar Fenerbahçe'yi uçurur. Şampiyonluğa taşır. Bak şampiyonluğa taşır. Hatta daha da abartayım mı? Ben daha da abartayım dur. Gelir yani eğer o prime dönemdeki Aboubakar gelir ikinci dönem Valencia'nın şu anki gol sayısını çok rahatlıkla geçer. Ama ben ya içimden hissi bir şey diyor ki Aboubakar gittiği takımda patlayacak abi. Yani söğüş için gidecek. Umarım bize gelmez diyorum. Ben sadece bunu söylüyorum. Sadece hissi konuşuyorum ha. Yani futbol babında değil. Hocam sen son maçlarını izledin. Ben Dünya Kupası maçında bilmiyorum o etkin Aboubakar, o hırçın kemirgen Aboubakar yok gibiydi. Belki de Arap Yarımadası'ndaki şeyden dolayıdır. İdman performansından dolayıdır. Ama durumlar bunlar. Arkadaşlar Aboubakar'la ilgili de şu duyumu da söyleyeyim.
Biz şartlarını sorduk. Şartları bize göre ağır. Biz şuraya hafifletirsen olabilir dedik. Cevap bekliyoruz. Bugün bizde diyenler de yalan söylüyor, gelmiyor diyenler de yalan söylüyor. Şartları sorduk. Bakalım sonuç ne olacak. Görüşmek üzere arkadaşlar.